aşağılarına devam ediyoruz. X sıfırdan büyük olmak üzere x üssü m, onun da üstüne n görüyorsunuz. X üssü m çarpı n'dir. Orada üsler birbiriyle çarpılır. Orada iki tane üs değil, daha fazla üst de olsa yine hepsi birbiriyle çarpılır. 2 üssü 3, üssü 2, 2 üssü 6'ya eşittir. Burada üsler birbiriyle çarpılıyor. Görelim, 2 üssü 3 demek 3 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması demek. O da 8'e eşit. 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8 üssü 2 oldu. 2 üssü 3 üssü 2'yi açtık. 2 üssü 6'yı açarsak 6 tane 2'nin çarpımı 2, 2, 4, 8, 2 ile çarptık. 16, 10 da 2 ile çarptık. 32, 10 da 2 ile çarptık. 64, 8'in karesi yani 8 çarpı 8, 64. Demek ki bu kural da geçerli. Tabanları farklı, üstleri aynı olduğu zaman aynı parantez içinde tabanları yazıyoruz. O aynı üssü de üsse yazıyoruz. X çarpı Y üssü M. 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 2. Tabanları yazdık. Parantez içinde 2 çarpı 3 aynı üssü tek bir üs olarak verdik. Doğru mudur? Evet. 2 üssü 2, 2 kere 2, 4. 3 üssü 2, 3 kere 3, 9. 2 çarpı 3, 6. 6 üssü 2, 4 kere 9, 36. 6 kere 6, 36 birbirine eşit. 8. kural olarak tabanları farklı ve üsleri aynı. Bunların bölümünde tabanları yazıyoruz. X bölü Y üssü M'e eşit. Doğruluğu şu örnek üzerinde görelim. 10 üssü 2, 5 üssü 2. Bak tabanları farklı, üsleri aynı. Tabanlarını yazıyoruz. 10 bölü 5 aynı üssü veriyoruz. Doğru mu? 10 üssü 2, 10 çarpı 10, 100. 5 üssü 2, 5 çarpı 5, 25. O halde 100 bölü 25, 4'e eşit. 2 üssü 2 de 4'e eşit. İki taraf birbirine eşit olduğu için bu kural da gerçekleşmiş oldu. 9. kural olarak eksi 1 üssü 2 iken eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1. Çift kuvvetleri genel olarak göstermek için 2n'i kullanıyoruz. Tek kuvvetleri göstermek için de 2n artı 1'i kullanıyoruz. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1, eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir. Eksi 1 üssü 502, 502 çift sayıdır. Dolayısıyla çift kuvvet olduğu için eksi 1'in çift kuvveti artı 1. Eksi 1 üssü 625, 625 tek sayıdır. O halde eksi 1'e eşittir. Tek sayı ve çift sayıyı tekrar bir hatırlayalım. Eğer birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 varsa sayı çift sayı. Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 varsa o sayı da tek sayıdır diyoruz. 10. kural olarak üst ifadeden köklü ifadeye nasıl geçiş yapıyoruz? Üssü x üssü n bölü n. Paydayı kök derecesi olarak veriyoruz. Yukarıdaki payı ise içerideki ifadenin üstüne yazıyoruz. Örneğin karekök x, 2 burada görünmüyor. X üssü 1 de yazılmaz, 2 de yazılmaz. Kök derecesi 2 olduğuna yazılmaz. 3, 4, 5 olursa yazılır. Karekök x, üst ifade olarak x üssü kök derecesi paydaya, 2 paydaya, içerideki üst yukarıya x üssü 1 bölü 2 olarak yazdık. Böyle bir kuralımız da var. 11. kural olarak a, b gerçek sayılar olmak üzere aynı üstü sayıyla çarpıldı. Bakın A da B de. İster toplamı ister farkı olsun. Parantez içinde A artı B yazıp hani ortak çarpan parantezini alıyormuş gibi düşünelim. Evet, ortak çarpan parantezini alıyoruz. X üssü M şeklinde yazdık. Burada iki tarafın birbirine doğru olduğunu görüyoruz. 5 çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 ile 5 çarpılmış. Üzeri de denir, kuvveti de denir, üssü de denir. 2 üssü 3 ile 7'yi çarpmışız burada. 2 üssü 3, 8. 8 kere önce kuvvet alınır işlem önceliğinde. Önce 2'nin 3. kuvveti hesaplanır. 8. 8 ile 5'i çarptık. 40. 2'nin küpü 8. 8 ile 7'yi çarptık. 56. Ortak çarpan parantezini alırsak, 2 üssü 3 parantezini alırsak, 5 artı 7 parantez içinde. Evet, 5 ile 7'yi topladık. 12. 2'nin küpü de 8'di. 12 ile 8 çarptık. 96. Burada da 40 ile 56'yı topladık. 96. İki tarafın birbirine eşit olduğunu gördük. Evet, üst kurallarımız bitti. Bir sonraki derste üstel fonksiyonla ilgili örnekler yapıyoruz.